Günden birisi ihalesi yapıldı. Barınağın ihalesi yaklaşık 10 milyon 450 bin lira artı KDV. Ve biz 2014-2019'da hep şunu demiştik. Üçlü olalım, güçlü olalım, sac ayağı falan diye bunları konuşmalarda söylemiştik. Bu barınağı aynı şekliyle devam ettirdik. Projesini Büyükşehir Belediye'miz hazırladı. Tüm ilçelerde yapmak isteyen tüm ilçeler aynı projeyi yapacaklar. İşte bir ilçemiz ihalesini yaptı, ikinci olarak biz yaptık. Diğer büyük ilçelerde ihalelerini hazırlıklarına devam ediyorlar. Buranın maliyetinin işte %30'unu Büyükşehir Belediye'miz karşılayacak. Ben Uğur Başkanıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendisi 12. kurada hac çıktığından dolayı hac ibadetini yapmak için şu anda kutsal beldelerde %40'a varana kadar tarım orman genel müdürlüğümüz karşılıyor. Bunun bir %10'unun tahsilatını yaptık sayın bölge müdürüm ve vekilim. Diğerlerinin tahsilatı noktasında yardımlarınızı bekliyoruz inşallah. Geriye kalan kısmını da öz kaynaklarımızdan tamamlayacağız inşallah. Ve en yakın zamanda eksik kalan diğer Seydişehir'imizin projelerinin temel atmalarını ve açılışlarını şimdiden sizlerle beraber yapmayı ümit ediyorum. Tersinde görev yaptığım hiçbir yerde sokak hayvanları sorunu olmadığını görmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse şunu demek istiyorum. Bu aslında ülke sorunu, Türkiye'nin sorunu. Haliyle Seydişehir'de bundan nasibini alan ilçelerden biri. Sorun öyle çetrefilli bir sorun ki bir yandan işte konuyu temelde insan hak ve özgürlüklerine getiren bir yaklaşım. İnsanoğlu evet dinimizin gereği yaratılanların en şereflisi. Bu diğer canlıları insan uğruna feda etmeyi gerektiren bir yaklaşım değil. Bunu yanlış anlayan ve yanlış yorumlayan yaklaşımlar var. Öteki yandan gerekirse insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayalım, hayvanlar lehine yorumu genişletelim diyen bir hayvansever yaklaşım var. Her halükarda dengeyi bulmak biz idarecilerin işi ve çok zor, zorlandığımız konulardan biri. Fakat ben şunu bilirim, insani olarak, idareci olarak yaklaşımlarımız ortayı bulmaktan yana ama bir insan olarak biliyorum ki özellikle sokak köpekleri konusunda dışlayıcı değil, daha insancıl, daha hümanist, daha hoşgörülü bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten hayvanlar insanların sessiz dostlarıdır, sessiz kullarıdır. Fakat sanıyor musunuz ki hesap gününde de o sessizliğini koruyacaklar? Onların dile geleceğine, onların da sizin insanlığınıza şahitlik edeceğine ben gönülden inanıyorum. O zaman ne mutlu hayattayken bir tas su ya da yemeğinin bir kısmını onlarla paylaşan insanlara. Ne mutlu bir hayvanın başını okşayan, yaralı bir hayvan gördüğünde cebinden onu veterinere götüren, zaman ve para ayıran. Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.